Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Arapça ders kitabımızın 140. sayfasında bulunan Fil Medinetil Münevvere konusunu işleyeceğiz. Et dersu sani ikinci ders Fil Medinetil Münevverati Medine-i Münevvere'de konumuz Nurlu Medine anlamına geliyor. Medine'nin hicretten önceki ismi ise Yesrib Peygamberimiz oraya 622 yılında hicret ettikten sonra şehir anlamında Medine ismi verilmiştir. İstemi' dinle ile ibarat kelimeleri dinle ve e'it ha tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün meaniye ha anlamını müsteinen bir süver resimlerden yararlanarak. Evet ilk resmimiz bakın yeşil kubbenin altı Peygamber Efendimizin mezarının yeridir. Ravza-i Mudahharası'dır. İşte Yeşil Kubbe'nin altı burası da Mescid-i Nebevi'dir. El Mescidun Nebevi'yü. Mescid-i Nebi, Peygamber Mescidi anlamında. Mescidu Gıbleteyn. İki kıbleli mescit. Nasıl oluyor? Peygamberimiz burada namazı kıldırırken, Kudüs'e doğru kıldırırken Allah tarafından artık kıblenin Kabe olduğu bildiriliyor ve namazı esnasında Peygamberimiz'e Müslümanlarla birlikte Kabe'ye doğru yöneliyorlar. O yüzden buraya iki kıbleli mescid anlamında Mescidül Gıbleteyn deniliyor. Mescidü Kuba'in, Küba Mescidi. İleride göreceğiz. İslam tarihinde yapılan ilk mescittir Kuba Mescidi. Cebeli Uhud'in, Uhud Dağı. Peygamber Efendimizin ve sahabelerinin Uhud Savaşı'nda müşrikler karşısında yenildikleri ve sığındıkları dağın ismi Uhud Dağı. Burası da Uhud mezarlığıdır. Cebeli Uhud'in Uhud Dağı. İkinci bölüm. İstemi' dinle ilel cümelil atiye. Gelen cümlelere dinle. Ve te'mel me'aniyeha anlamlarını düşün. Müsteinen bir su ver. Resimlerden yararlanarak megraha sonra onu oku diyor. Evvelü mescidu. ilk mescid fil İslami İslam tarihindeki ilk mescid Hüve Mescidu Kuba'in. Hüve Mescidu Kuba'in. Küba mescididir İslam tarihindeki yapılan ilk mescid işte burası. Hicret esnasında yapılan Küba mescidi İslam tarihindeki ilk mescittir. El Medine tün nurlu Medine hiye Medine tün mukaddesetün. O kutsal bir şehirdir. Medine tün o kutsal bir şehirdir. Yine El Medinetül Münevvera, Medine-i Münevvere evvelü ilkidir. Asimetül İl müslümin Müslümanların ilk başkentidir. Burası. Son cümlemizde Cebelü Uhud'in Uhud Dağı fi Medinetül Münevvera. Uhud Dağı Medine-i Münevvere'dedir. 3. alıştırmamız Sıl beynel mecmuateyni kema fil misal örnekte olduğu gibi iki bölümü birleştir diyor. Tu bulunur fil medinetil münevvera Medine-i Münevvere'de bulunur. Selasetü üç mesacidin üç mescit bulunur. Kadimetün eski ve mühimmetün ve önemli. Medine-i Münevvere'de üç eski ve önemli mescit bulunur. Ve hiye demiş onlar bakın burada el mescidü nebeviyyü mescidi nebi ve mescidü kuba ve kuba mescidi ve mescidül kıbleteyn ve iki kıbleli mescittir. 2 cebel Uhud'in fi Uhud dağı tamam mı? Fi nerededir? Evet. Birin, ikin sorumu cümlesi de bakın Medine-tül Münevverah. Burayı şu şekilde birleştirebilirsiniz. Uhud dağı Medine-i Münevverededir şeklinde. Evvelu asimetülil müslimin Müslümanların ilk başkenti o da Hiye-el Medine-tül Münevverah Müslümanların ilk başkenti Medine-i Münevvera'dır diyeceğiz. Evvelü mescidin fi tarihil İslam. Evvelü mescidi fi tarihil İslam tarihindeki ilk mescitte hüve mescidü Kuba'in şeklinde olacak. İstemi'le esileti latiye gelen sorular dinle ve ecib anha onlara cevap ver. Müsta'inen bir temrini sabık geçen alıştırmadan yararlanarak onlara cevap ver diyor. Hel mescidü nebeviyyü, mescid-i nebi fi mekketil mükerreme, mekkede mi, mekke mükerremede mi, em yoksa fi medinetil münevvera, medine-i münevverede midir? Evet, diyeceğiz ki e el mescidun nebeviyyü bakın şu kısmı alıyoruz sadece aşağı yazıyoruz fil medinetil münevvera medine-i münevveradır tamam mı mescid-i nebi medine-i münevverededir şeklinde yazacaksınız eyne cebel uhudin uhud dağı nerededir sorumuzun cevabı da yine bakın şu kısmı alıyorsunuz cebel uhudin Bakın bu cümlemizi yine buraya yazıyorsunuz. Fil medinetil münevvera. Tamam mı? Bakın pratik Arapça. Uhud da Medine-i Münevvere'dedir. Ma ve evvelü mescidin fit tarihi. Efendim fil İslam. İslam tarihinde ilk mescid hangisidir diyor. Ne diyeceğiz buraya da değerli arkadaşlar? Hüve. Hüve. Mescidü. Mescidu Kuba'in Hüve Mescidu Kuba'in Kuba mescididir. Ma hüve ma hiye evvelü <laughs> asimetü fi tarihil İslam. İslam tarihindeki ilk başkent neresidir diyor. Oraya da değerli arkadaşlar ne diyeceğiz? Bakın yine aynı. Burada da kırmızıyla gösteriyorum. Bakın Medine tül münevvere yazacaksınız. Biri olmayacak. İlk başkentimiz bakın burası Medine tül münevvera şeklinde yazabilirsiniz sorumuzun cevabına. Geçelim diğer alıştırmamıza. Beşinci alıştırmamız. İkra oku es suale lati gelen sual, sorular oku. Ve ekmil tamamla el feragati boşlukları müsteinen kullanarak bil gaimeti parantezindeki ve suveri ve resimleri. Parantez içerisindekileri ve resimleri kullanarak boşlukları tamamlayacağız. Mezane <mâ> yef alu yapar el müslimûne müslümanlar fil medînetil münevvera. Medine-i Münevvere'de Müslümanlar ne yaparlar diyor. Yezuru ziyaret eder. Tamam mı? Birincisi yezuru ziyaret eder. Şimdi resime bakacağız. Resimimizde bakın Uhud Dağı var değil mi? O zaman buraya Cebeli Uhud yani Uhud Dağı'nı ziyaret ederler diyebilirsiniz şu şekilde. Yezuru Cebeli Uhud. Birinci boşluğumuza. Diğerini kendisi yapmış. Yezuru Mescid i Kuba bakın. Kuba Mescidini ziyaret eder demiş. Aşağıda yekra o okur. Ne okur? Bakın el Kur'an el Kerime. Bu cümlemizi şekilde aşağıya getireceğiz. Yekra'ul Kur'anel Kerime. Ardından da yusalli fi namaz kılar diyor. Nerede kılar bakalım. Mescid-i Nebevi'yi değil mi? Mescid-i Nebevi'de Nebevi namaz kılar şeklinde bakın boşluklarımıza bu kelimelerimizi getiriyorsunuz. Ve böylece alıştırmamızı da tamamlamış oluyoruz. Altıncı alıştırmamızda ikra oku el cümle atiye gelen cümleler oku ve teemmel meaniye anlamlarını düşür, mü, düşün müsteinen bir sura resimlere bakarak diyor. El müsteşfa değerli arkadaşlar el müsteşfa hastane demektir burası. El medrese medrese okul demektir. Bakın el medrasetül mütevessıta ortaokul anlamında. Burada müsteşfa el medine medine hastanesi yazıyor. El mescidu cami demektir. El beytü ev demektir. El met amı da lokanta demektir. El hadigatu var bir de. Bakın burası da bahçe. Park alanı bahçe anlamında. Burada ne vermiş bize? El müsteşfa hastane ba'idun. Bakın ba'idun uzaktır. Anil hadigati bahçeden uzaktır. Hakkında de bakın. hastane bahçeden uzaktır. Ba'idun. Unutmayın ba'idun uzak demektir. İkincisinde ise el beyt ev garibun yakındır. Bakın ev yakınmış. Niye yakın? Minel mescidi. Ev mescide yakındır. Baktığımız zaman gerçekten de ev mescidin yanında. El medrasetü, bakın müennes olduğu için baidetün dedi. Okul uzaktır anil met'ami, lok lokantadan okul uzaktır diyor. Bakın gerçekten de arasında iki kilometre yakın yol var. El hadigatü bahçe garibetün yakındır minel beyti. Eve yakındır. Bahçede eve yakındır diyor. Hemen çocuğun evinin yanında park varmış. Dolayısıyla yakındır diyor. Doğru. Burayı anladık şimdi. Şimdi. Ekminil feragate bi bin ev an. Aşağıdaki boşlukları min ya da an ile doldur diyor. An olması için denden anlamı katacak. Min olması için de ea anlamı katacak. Yukarıda görmüştünüz. Bunlara harfi deniyor. El medine tül münevvera Medine-i münevvere Baidetün uzaktır. An Ankara. Bakın burada Ankara'dan Ankara'ya ne yapıyor? Uzaktır dediğimiz zaman Baide geldiği zaman an getireceğiz. Çünkü uzaktır. Ankara Asimetü Türkiye, Ankara Türkiye'nin başkentidir Asime. Ve hiye garibetün min medineti bolu. Ve o boluya yakındır. Bakın garip kelimesi geldiği zaman da ne yapıyoruz? Min getiriyoruz. Baide kelimesinden sonra an, garip kelimesinden sonra min getiriyoruz. Hel müsteşfa baidun. Bakın yine baidun gelmiş. Ne getireceğiz? An Hüna, buradan uzak mıdır? Hastane buraya uzak mıdır? Buradan uzak mıdır buraya? El Medreset Okul Garibetün Min e Beyti, eve yakındır diyor. Okul eve yakındır şeklinde boşluklarımızı doldurmamız isteniyor. Ve böylece biz de dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.